Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün doğuma gidiyorum. Artık zaman geldi arkadaşlar. 7'de uyandım, hatta 7'ye çeyrek falan vardı, belki de daha erkendir. Heyecan var tabii ki. Böyle makyaj falan yaptım kendimi motive etmek için. Şimdi Ömer Yusuf uyuyor. Mehmet de kalktı, giyindi. Onu da uyandıracağız. 8'de acilden yatış yapmamız gerektiği söylendi. Şimdi çıkacağız inşallah, bakalım. Umarım güzel geçer ve sağlıkla çıkarız. Acı elbet olacak yani sonrasında. Daha öncekinden biliyorum ve kendimi hazırladım. Bakalım. Önemli olan tabii ki sağlıklı olmamız. Şimdi Ömer Yusuf'u kaldırıp hazırlayıp çıkacağız. Evet, şimdi asansöre bindik. Mehmet böyle çantaları falan aldı. Ömer Yusuf da uyandı. Biraz zor uyandı. Uyumak istedi ama. Şimdi 3 kişi gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah 4 kişi geleceğiz. Değil mi annem? Kardeşin doğacağı için mutlu musun? Kameraya da bir söyle, mutluyum de. Mutlu değilim, sevindim diyorlar. Ha, sevindin. Tamam. Sevinmiş. Tamam, şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Hastaneye yatış yaptırmaya. Devamında yine paylaşacağım. Evet arkadaşlar, yatış yaptık. Ben şimdi odadayım. Gördüğünüz gibi damar yolum açıldı. Şöyle serum takıldı. Şimdi NST çekiliyor şöyle. Bekliyorum. Mehmet annemleri almaya gitti. Böyle odanın içerisinde. Evet, buradan size selam veriyorum arkadaşlar. Şimdi annemleri bekliyorum böyle. 8.30'da alacağız dediler. Normalde 9.30 diye biliyordum ama şimdi daha çok heyecan yaptım. Umarım güzel geçer. Şimdi NST'ye bağlayayım. Bekliyorum. Biraz korkuyorum açıkçası. Bakalım, inşallah sağlıklı çıkarız. Bunu şöyle çeker mi? Tabii. Evet, şimdi gidiyorum arkadaşlar. Çok korkuyorum. Heyecanlılar. Yok ya, ben yatırdım. Ha, sedyeye bineceğim, evet, aynen. Burada bizi giremeyiz. Evet, evet, burada bekliyorsunuz. Biz odamıza geldik. Saat şu an 3 civarı. Öğlen. Böyle birazcık işte emdi falan. Şimdi biraz rahatlamak için böyle bu pozisyona getirdim yüzüstü. Şimdi iyi gibi, bakalım. Ama sanki biraz sancısı var gibi, öyle hissediyorum. İnşallah artmaz. Bakalım. Çıktık sağ salim. Evet arkadaşlar, ikinci günün sabahından günaydın. Kalktım, birazcık yürüyorum. Açılsın diye. Bacaklarım falan biraz zor oluyor tabi. Birkaç güne daha herhalde anca iyileşirim. Yürümek iyi geliyor aslında. Yatınca çünkü çok fazla pozisyon değiştiremiyorum. Hani sağa sola dönemiyorum. O zaman da hep aynı yöne yatmaktan vücudum çok ağrıyor. Böyle arada kalkıp yürümek iyi oluyor. Şimdi Alya da uyuyor galiba. Bir gözlerini açtı ama. Bakalım ne yapacak. Geceyi
iyi geçirdik aslında. Fazla şey değildi, sıkıntılı değildi ama birazcık ses oldu. Şeyde temizlik görevlileri bayağı bir yoğundu herhalde, o yüzden biz de çok uyuyamadık. Bakalım, inşallah bugün evimize çıkacağız. Şimdilik bekliyoruz. Kan aldılar sabah benden, kontrol amaçlı. Alya'nın da topuk kanını aldılar. Çok fazla ağlamadı. Öyle bakalım. Şimdi bekliyoruz burada. Saat 8 civarı olması lazım. 8.30. Öyle bir şey. Böyle. Evet arkadaşlar, bayağı bir aradan zaman geçti doğumdan sonra. 12 gün falan oldu sanırım. Evdeyiz. İyiyim ben gayet, çok şükür. Hani ayağa kalkarken falan ilk başlarda çok ağrı oluyordu. Şimdi artık azaldı. Daha rahat kalkıyorum, daha rahat dönüyorum yatakta. Bunlar benim için önemliydi, zaten atlattım. Başlarda çok video çekemedim, bebekle de daha sık ilgilendiğim için ilk günler. Göbeğimiz düştü, banyomuzu yaptık. Zaten göbek bağı düşmeden önce de banyo yaptırmıştık. Çünkü doktorumuz da zaten yaptırabilirsiniz dedi. Hani önemli olan orayı kuru bırakmak, göbek bölgesini. O şekilde bir banyo yaptırmıştık zaten. Düştükten sonra yine yaptırdık. Orası zaten iyileşti. Süt olarak yetiyor şu an için çok şükür. Emiyor. Yeterli miktarda zaten bez, çiş ve kaka sayısı gün içerisinde yeterli oluyor. Yani beslendiğini gösteriyor bu da bebeğin. O açıdan sütümün yettiğini düşünüyorum. Sarılığımız çok hafif derecede oldu. Doktor da zaten öyle dedi. Yatış yapacak kadar değil dedi. Hafiften bir sarılık oldu ama şu anda zaten geçmek üzere. Çok az yüzünde, az hafif bir şey kaldı. Vücudunda falan yok. Deri dökülmeleri oluyor. Bu da normal. Bebek sürekli suyun içinde kaldığı için derisi birazcık böyle kavluyor. O zaten kendiliğinden geçen bir şey. Hiç müdahale etmenize gerek yok. Başka değişiklik olarak kendimde yani başka bir değişiklik yok. Bebekte de önemli olan şeyler bunlardı zaten. Bunları atlattık. Biraz daha vakit geçmesi gerekiyor toplanması için, toparlanması için. Kilo olarak da kilo alımı iyi. Kilo kaybetmemişti. Doktor kontrolüne gittiğimizde kilo almıştı. O yüzden bir sıkıntı görünmüyor. Doğum videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.